X eksi 3 bölü 4 eşittir y artı 1 bölü 3 doğrusu ile y eşittir x doğrusunun kesim noktasının koordinat toplamı kaçtır diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar iki tane doğru verildiği zaman size kesim noktası bulunurken ne yapacaksınız? Bu iki doğrunun denklemlerini ortak çözeceksiniz. Şu gösterim sizin kafanızı karıştırmasın. İçler dışlar yapıp hepsini bir tarafa toplarsanız bildiğiniz gene doğru denklemi olacaktır. Böyle değişik bir şekilde bırakmışlar. Şimdi ben bu arkadaşla ne yapacağım? Bu arkadaşı ortak çözeceğim. Nasıl çözeceğiz? İki türlü ortak çözmek yöntemi var değil mi? Birincisi yok etme metodu, diğeri de yerine koyma metodu. Burada ben ne yapacağım? Yerine koyma metodunu uygulayacağım. Y kime eşit? X'e. O zaman y'nin eşiti olan x'i gelip burada yerine yazacağım. Yani x eksi 3 bölü 4 eşittir x artı 1 bölü 3. İçler dışlar yap. 3x eksi 9 eşittir 4x artı 4. At bu arkadaşı bu tarafa x. Bunu bu tarafa at. Eksi 13. Demek ki kesim noktasının apsisi kaçmış? Eksi 13. Peki acaba ordinatı ne? Ordinatı da eksi 13. Nasıl yaptım hemen? Yx eşitti ya. O zaman x eksi 13 ise y de eksi 13. Topla. Eksi 26. Cevabımız D şıkkı. Şekildeki dik koordinat düzleminde verilen D1 ve D2 doğruları birbirine diktir. A noktasını vermiş, B noktasını vermiş, AB, BC'ye eşit demiş sağ olsunlar. D2 doğrusunun x eksenini kestiği noktanın apsisi kaçtır diye sormuş bize. Yani şu noktanın apsisi lazım bize. Şimdi eğer doğrunun denklemini bileydim, x ekseni kestiği noktanın apsisini de bulurdum. O zaman benim hedefim D2 doğrusunun denklemini yazmak. Yazalım. Denklem için olmazsa olmaz iki şey. Bir, eğim. İki, üzerinde nokta. Bakıyorum, eğimi bulurum. Üzerindeki nokta, onu da bulurum. O zaman ben bu soruyu çözerim. Üzerindeki noktayı nasıl bulacağım? Dikkat edin. A, B ve C noktaları doğrusal ve eşit aralıklarla gitmiş. Hatırlıyor musunuz? Ta noktanın analitiğinde bu böleni göre ne yapıyorduk? Orantı yazıp noktaları bulabiliyorduk, değil mi? Burada da aynı taktiği uygulayacağım. Şimdi dikkat edin. A'nın apsisi kaç? 0. B'nin apsisi kaç? 4. 0'dan 4'e 4 artmış. Aynı aralıkta 4'ten de 4 arttırırsak C'nin koordinatını, apsisi ne olacak arkadaşlar? 8. Şimdi ordinata bakın. Eksi 6'dan 0'a 6 artmış. Eşit aralık. O zaman B'den C'ye de 6 artacak. 0'ı 6 artırırsak 6. İşte C'nin koordinatları çıktı. 8'e 6. Peki bir de eğimini bulayım şimdi. Nasıl bulabilirim? D2 doğrusuyla D1 doğrusu birbirine dik değil mi? O zaman eğimler çarpımı eksi 1. Ha, hemen ben D1 doğrusunun eğimini bulayım. Üzerindeki A ve B noktalarını kullanarak eğim yazacağım. Neydi eğim? Ordinatlar farkı 0, eksi eksi 6, 6 bölü apsisler farkı 4. Ha, eğimine geldi 3 bölü 2. O zaman D1'in eğimi 3 bölü 2 ise D2'nin eğimi ne olmak zorunda arkadaşlar? Eksi 2 bölü 3. Çünkü birbirlerine dik eğimler çarpımı eksi 1 olmak zorunda. Artık eğim belli, nokta belli. Ben bunun denklemini yazarım. Neydi kural? Y eksi ordinat eğim çarpı x eksi apsis. Şimdi ben burayı düzenlemeyeceğim. Siz de sakın abi düzenleyip zaman kaybetmeyin. Sizden ne istiyor? X ekseni kestiği noktanın apsisini istiyor, değil mi? O zaman direkt burada y'ye 0 verin. Olsun bitsin. Düzenlemenize gerek yok. Y'ye 0 verirsek eksi 6 eşittir eksi 2 bölü 3 çarpı x eksi 8. Ha, eksiler gitti. 3 kere 6 18. 2'ye böldüm 9. 9 eşittir x eksi 8'den. X eşittir 17. Yani cevabımız D şıkkı. Dik koordinat düzleminde x artı y eksi 8 eşittir 0 doğrusuyla ABC'de ikizkenar yamuğu verilmiştir. Bla 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 bla. İkizkenar yamuğun alanı kaç birim karedir diye sormuş bize. Şimdi önce şu doğrunun eksenleri kestiği noktaları bir bulalım mı? X'e 0 ver. Y'yi 8'de kesiyor. Y'ye 0 ver. X'i de 8'de kesiyor. Ha, o zaman bu arkadaş 8. 8. 8 kök 2 üçgen. O zaman buralar kaçar derece gelecek arkadaşlar? 45'er derece. Şimdi dikkat edin. AD'nin OB'ye paralel olduğunu vermiş x ekseni. O zaman burası 90 olduğu için otomatikman burada 90 olur mu? Ha, bura 45 ise burada 45. O zaman ikizkenar yamuk burada 45 değil mi? Artık soru analitikten çıktı. Bildiğiniz yamuğun alan sorusuna döndü. Bura 2 kök 2, burası 8 kök 2 ve buralarda 45 45 ve ikizkenar yamuk. İkizkenar yamuğun klasik hareketini yapalım. Hemen köşelerden aşağıya dik sallıyorum.
Buraya 2 kök 2 ise burada 2 kök 2. Tamamı 8 kök 2. 2 kök 2 ortaya yazınca geri kaldı 6 kök 2. Onu da 2'ye böldüm. 3 kök 2. 3 kök 2. O zaman burada 45. 45'in karşısı 3 kök 2 ise burada 3 kök 2. Soru bitti. Alt taban 8 kök 2 artı üst taban 2 kök 2 topla 10 kök 2. Çarpı yükseklik 3 kök 2 bölü 2. Hop şunlar sadeleşti. 3 çarpı 10 30 cevabımız B şıkkı. Analitik düzlemde köşe koordinatları ABC olan üçgenin BC kenara ait olan kenar orta üzerine bulunduran doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar problem tipi bir soru. Ne yapacağız? Taslak çizeceğiz değil mi? Hemen bir taslak çizelim. Bir tane ABC üçgenimiz var. Şu şekil olsun kendileri. A'nın koordinatları 1'e 2. B'nin koordinatları eksi 5'e 10 ve C'nin koordinatları da 3'e eksi 10 olsun. Bu bir taslaktı arkadaşlar. Koordinatların yerine aldırış etmeyin. Yani eksi 10 sağdayken artı 10 nasıl solda oluyor ya da o yukarıdayken bu aşağıda nasıl oluyor takılmayın öyle şeyler. Bu bir taslak. ABC üçgenin noktaları da bunlar. Ne istiyor? BC kenarına ait kenar ortay istiyor. Ha, BC kenarına ait kenar ortay A köşesinden gelen şu AK doğrusu olsun. Kenar ortay olduğu için haliyle ne yapacak? BC'yi ortalayacak. Şimdi ben bu AK doğrusunun denklemini bulacağım. Yani şu esasında bu geçen kolları sonsuza kadar uzayan bu doğrunun denklemini bulacağım. Bulalım. Size ne diyorduk? Olmazsa olmaz iki şey. Bir eğim, iki üzerinde nokta. Bakıyorum AK'nın üzerinde zaten A noktası var. Bu cepte. Peki eğime bakalım hemen. Eğimi nasıl bulabilirim? Keşke K noktasının koordinatlarını bileydim. İki nokta arası eğim yapardık. K'nın koordinatlarını bulurum ben. B ile C'nin tam ortasında değil mi arkadaşlar? O zaman soruyu çözdük. Bitti. Orta nokta uygulayacağız. Hemen uygulayalım. Ne yapıyorduk orta noktada? Aritmetik ortalama alıyorduk değil mi? Apsislerin aritmetik ortalaması topla eksi 2 yarısı eksi 1. Ordinatların aritmetik ortalaması topla 0 yarısı 0. Orta nokta demek aritmetik ortalama demek. O zaman artık eğim AK'yı buldum ben. Ordinatlar farkı 2 eksi 0 2 bölü apsisler farkı 1 eksi eksi 1 2. 2 bölü 2'den 1. Demek ki AK'nın eğimi 1 olacak ve üzerindeki nokta da 1'e 2 olacak. Yazalım denklemi. Şu formatı kullanalım mı? Bu formatı seviyordum ben. Y eşittir mx artı m. M neydi? Eğim. Eğim kaçmış? 1. Yani y eşittir x artı n oldu. Şimdi n'i bulalım. 1'e 2 sağlamak zorunda mı? X'e 1 yazdığımda y'nin 2 olabilmesi için n de kaç olmalı? 1 olmalı. Ha, doğrunun denklemi y eşittir x artı 1 imiş. Var mı şıklarda öyle bir şey? Yok. At bu yavruyu bu tarafa. X eksi y artı 1 eşittir 0. Cevabımız A şıkkı. Dik koordinatlı düzleminde y eksenine paralel olan ve 6'ya 4 noktasından geçen D1 doğrusu çiziliyor. X eksenine paralel olan ve eksi 4'e 2 noktasından geçen D2 doğrusu çiziliyor. D1 ve D2 doğrularının kesim noktası K olarak belirleniyor. Buna göre orijinden ve K'dan geçen doğrunun denklemi. Evet, aşama aşama çizeceğiz. Soru bitecek. Diyor ki dik koordinatlı düzleminde y eksenine paralel olan 6'ya 4 noktasından geçen. Önce şu koordinatlı düzlemi bir çizelim. 6'ya 4 noktası tahmini şurası gibi gözüküyor arkadaşlar. Buradan geçecek ve y eksenine paralel olacak. Ha, şu arkadaştan bahsediyor. Değil mi? Y eksenine paralel ve buradan geçiyor. Yani bu doğrunun denklemi ne oldu arkadaşlar? X eşittir 6 doğrusu. Hatırlayınız, x eksenine dik olan doğrular ya da y eksenine paralel olan doğrular x eşittir bir şey doğrusuydu. Kaçtan geçiyor? 6'dan geçiyor. O zaman x eşittir 6 doğrusu. O zaman diğer arkadaş kolay. Eksi 4'e 2 noktasından geçecek. Eksi 4'e 2 tahmini şurası değil mi arkadaşlar? Ve bu arkadaş ne olacak? X eksenine paralel olacak. Ha, o da şu arkadaş. Peki bu da x eksenine paralel ya da y eksenine dik olan doğrulara ne diyorduk? Y eşittir bir şey doğrusu. Yani y 2'den geçtiğine göre bu da kim olacak? Y eşittir 2 doğrusu. İşte bunların kesim noktası şurası. K noktasıymış. O zaman K noktasının koordinatları çıktı ki x eşittir 6 ile y eşittir 2'nin kesim noktası ne olur? 6'ya 2 noktası olur değil mi? X eşittir 6, y eşittir 2. Şimdi neyi soruyor bize? Hem orijinden hem de bu K noktasından geçen şu turuncu doğrunun denklemini mi soruyor?
Bu arkadaşın denklemi. Ben bunun denklemini çok rahat bulurum arkadaşlar. Hatırlayınız, orijinden geçen doğruların denklemi y eşittir mx'ti. M neydi? Eğim. Eğim neydi? Doğrunun x ekseniyle yaptığı alfa derecelik açının tanjantı. Şurası 2 birim. Burası 6 birim değil mi? Ha, tanjant 2 bölü 6'dan kaç geldi? 1 bölü 3. Tanjant neydi? Karşı bölü komşu değil mi? O zaman doğrumuzun denklemi y eşittir 1 bölü 3x. Cevabımız B şıkkı. Analitik düzlemde A noktasında dik kesişen D1, D2 doğruları veriliyor. Buna göre bla 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 ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi bir kere bu doğrular dik kesişiyor. O zaman eğimler çarpımı eksi 1. D1'in eğimi M1. D2'nin eğimi M2. O zaman eğimler çarpımı ne olacak arkadaşlar? Eksi 1. Bu cepte. 2. Bu iki doğrular 3'e 0 noktasında dik kesişiyor. O zaman 3'e 0 noktası her ikisinin denklemini de sağlamalı. Hadi sağlatalım. X yerine 3 yazınca, Y yerine 0 yazınca D1 doğrusunda 0 eşittir 3N1 artı N1 oluyor. Peki gelelim diğer ikincide. Burada yerine yazarsak Y yerine 0 yazdık. X yerine 3 yazdık. 3M2 artı N2 oldu. Peki. O zaman buradan bir şeyler yakalayabilirim gibi geliyor bana, değil mi? Şu arkadaşı da kullanarak. Evet, hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Artık gerisi kolay. Ne yapalım? Şunu şu tarafa atalım. Bunu bu tarafa atalım mı? 3M1 eşittir eksi N1. Attık bunu bu tarafa. 3M2 eşittir eksi N2. Çarp taraf tarafa. 9M1M2 eşittir eksi eksi artı oldu. N1 çarpı N2. M1 ile M2'nin çarpımının eksi 1 olduğunu biliyordum. O zaman N1 ile N2'nin çarpımı ne geldi? Eksi 9. Bu cepte. Peki. Başka ne var? M1 ile M2'nin toplamı 3'tür demiş. Bakıyorum. Bu iki denklemi taraf tarafa toplasak sağ tarafta N1 ile N2'nin toplamı gelecek. Onu bilmiyorum. Dolayısıyla arkadaşlar ona ulaşamam gibi geliyor. Dikkat edin. Kesinlikle diyor. Şuna bakalım buradan acaba bir şey gelebilir mi? Ne yapalım? İşler dışlar yapalım. M1 artı M2 eşittir eksi 6 N1 eksi 6 N2. Ha, buna ulaşabilir miyim bakalım arkadaşlar? Buna da ulaşmamız zor gibi değil mi? Çünkü taraf tarafa toplasam ben ne geliyor bakın burada. 3 parantezinde ya da hiç paranteze almayalım. 3M1 artı 3M2 eksi N1 eksi N2 geliyor değil mi? Şimdi şunu bulmak için 6 ile çarpsam bile burası 18 M1 artı M2 olur ki. O da arkadaşlar ulaşılmaz. O zaman buradan sadece ikinci maddeye ulaşabildik. Yani aradığımız cevap A şıkkı yalnız 2. Analitik düzlemde ABCD dikdörtgen BEFG kare OA'nın AB'ye eşit olduğunu söylemiş bize. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Y eşittir x bölü 2 doğrusu, y eşittir 4x doğrusu. Karenin alanının dikdörtgenin alanının oranı kaçtır diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar şu doğrular üzerindeki noktalara bakıyoruz değil mi? Size ne demiştik? Analitik geometride bir doğrunun içine, sağına, soluna, üstüne, kenarına hiç fark etmez. Bir tane geometrik şekil yerleştirirlerse işte kare olur, dikdörtgen olur, yamuk olur hiç fark etmez. Bunun mutlaka bir köşesi, en azından bir köşesi doğru üzerindir. Ona konsantre olun demiş, değil mi? Oradan yürümeye çalışın. Yani bu soru için bendeki en önemli olan noktalar D ve F noktaları. Çünkü doğru üzerindeki köşeler bunlar arkadaşlar. Şimdi ben şuraya 1 desem. K demenin bir anlamı yok. Çünkü bana oran soruyor. K desem en sonunda her şeyi K türünden bulacağım. Oranladığımda K'lar gidecek değil mi? Baştan K yazmayayım. Hiç uğraşmayayım. 1 desem şuraya. O zaman ben buraya 1 deyince hop şurası kaç olacak arkadaşlar? 4. Çünkü y eşittir 4x'i sağlamak zorunda. X'e 1 verince y'si kaç oldu? 4. Şimdi ben buraya 1 deyince otomatikman burada 1 geldi mi? Ha, bakın dikdörtgenin alanı çıktı bile. 4 kere 1 4. Sırada kim var arkadaşlar? Karenin alanı. Onu da bulursak olay süper olacak. Şimdi burası kaç oldu? 2. Karenin bir kenarını biliyor muyum? Hayır. Ne diyelim? A diyelim. O zaman burası A. Burada. Ha, şimdi ben buraya A, buraya A deyince F noktasının koordinatları çıktı sanki. Niye? Apsisi A artı 2 oldu. Ordinatı da A oldu. O zaman bu A artı 2 A noktası F noktasının üzerinde olduğu için denklemi sağlar mı? Ha, Y'ye A dediğimde X'e ne diyeceğim? A artı 2. İçlerilen dışlar yapıyorum. 2 A eşittir A artı 2'den meğerse A da kaçmış? 2. O zaman A da 2 olduğuna göre bizim karenin bir kenarı da 2.
Alanı da kaç gelecek? 4. Karenin alanı da 4 geldi. Oranla 1. Cevabımız C şıkkı. Koordinat düzleminde verilen 1, 2, 3 doğrularından hangilerinin eksenler arasında kalan doğru parçalarının orta noktaları eksenlere eşit uzaklıktadır diye sormuş bize. Önce şu doğruları çizmek gerekiyor herhalde, değil mi? Çünkü eksenler arasında kalan diyor. Onları bulmamız için çizmem gerekiyor. Birinciden başlıyorum. X'e 0 ver, Y'si 4. Y'ye 0 ver, X'i 2. Şöyle bir arkadaş. 4'ü de 2'den geçiyor. Diyor ki eksenler arasında kalan doğru parçası. Yani şunun orta noktaları, hemen orta noktayı bulalım. Buranın koordinatları 2'ye 0 değil mi? Buranın koordinatları 0'a 4. Orta noktayı nasıl buluyorduk arkadaşlar? Apsisleri topla 2, 2'ye böl 1. Ordinatları topla 4, 2'ye böl 2. Nasıl buluyorduk arkadaşlar orta noktayı? Aritmetik ortalama yapar. O zaman orta nokta ne geldi? 1'e 2. 1'e 2'nin eksenleri olan uzaklıkları eşit değil. Apsisi 1 olduğu için y ekseni olan uzaklığı 1. Ordinatı 2 olduğu için x ekseni olan uzaklığı 2. O zaman birinci madde gitti. İkinciye bakalım arkadaşlar. İkincide hemen şu vatandaşları çizelim. X'e 0 var. Y'si eksi 6. Y'ye 0 var. X'i o da yok. O 6. Yani şöyle bir şey. Eksi 6. 6. Ha, bunun orta noktasını bulalım şimdi. Buranın koordinatları 6'ya 0. Buranın koordinatları 0'a eksi 6. Apsisleri topla 6, yarısı 3. Ordinatları topla eksi 6, yarısı eksi 3. Ha, bakın bunun x'e olan uzaklığı 3, y'ye olan uzaklığı 3. Dolayısıyla bunlar birbirine eşit. İkincisi olur. Süper. Ve son olarak üçüncüye bakalım arkadaşlar. Şurayı temizleyelim. Hemen x'e 0 verin arkadaşlar. Y'si 8, y'ye 0 verin. X'i 2. O da 8'e 2 mi gelecek? Ha, galiba bununki de olmayacak gibi, değil mi? Çünkü şurası 2'ye 0. Burası 0'a 8. Apsisleri topla 2, yarısı 1. Ordinatları topla 8, yarısı 4. 1'e 4 noktasının da eksenleri olan uzaklıkları birbirine eşit değil. O zaman aradığımız cevap yalnız 2 B şıkkı. Karemiz var. DB doğrusunun denklemini vermiş. CF'nin denklemini vermiş. Bizden F noktasının apsisini istiyor. Şimdi şu DB doğrusunun eksenleri kestiği noktaları bulalım. X'e 0 verin. Y'si 2. Demek ki şurası kaç birim arkadaşlar? 2. Y'ye 0 verin. X'i kaç geliyor? Eksi 3. Yani şurası da kaç birim? 3 birim. Şimdi arkadaşlar şu CF'yi görmeyin. Şurası karenin bir kenarı ya. Buraya A diyelim mi? O zaman burası da ne olacak? A. Bakın Denizli, Adana, Bursa üçgeninde sanki Thales var, değil mi? Sanki değil. Thales var. Hemen Thales yazıp A'yı bulalım mı? 3'ün 3 artı a'ya oranı eşittir 2'nin a'ya oranı. İçlerinden dışlar yapıyorum. 3a eşittir 6 artı 2a. O zaman ne geliyor buradan arkadaşlar? Bunu bu tarafa atarsak a eşittir 6. Ha, demek ki karenin bir kenarı kaçmış arkadaşlar? 6. Tamam, süper. Şimdi öteki arkadaşa bakalım. Öteki arkadaş da 3x artı 2 artı k eşittir 0 değil mi? O zaman hemen ne yapalım? X'e 0 verelim. Y'yi kestiği noktayı bulalım. Çünkü y'yi kestiği nokta ne yapacak arkadaşlar? Bize ordinatı verecek, değil mi? Ya da şöyle yapalım. Bunun bir kenarı 6 değil mi? O zaman C'nin koordinatları 0'a 6. C noktası CF doğrusunun üzerine. O zaman denklemi sağlar diyelim. Bu daha güzel olur. X'e 0 ver 0. Y'ye 6 ver 12 artı K eşittir 0'dan. K meğerse kaçmış eksi 12. Yani bizim doğrunun denklemi 3x artı 2y eksi 12 eşittir 0. Evet, ne istiyor? Bu arkadaşın x ekseni kestiği noktanın apsisi. Niye? Çünkü F noktasını istemiyor mu? F noktası doğrunun x ekseni kestiği noktanın apsisi. O zaman y'ye 0 verirsek 3x 12'den x kaç gelecek? 4. Demek ki x'i 4'te kesiyor. Cevabımız A şıkkı. Analitik düzlemde y eşittir x doğrusu ve üzerindeki A noktası gösterilmiştir. Y eşittir x doğrusunun orijin etrafında saat yönünde 15 derece döndürülmesiyle D doğrusu elde ediliyor. Buna göre A noktasının son konumunun x ekseni uzaklığı kaç birimdir demiş bize. Şimdi doğru dönünce haliyle A noktası da onunla beraber dönüyor. O son dönerek geldiği yerdeki noktanın x ekseni olan uzaklığını istiyor. Tamam. Şunu hatırlıyoruz değil mi? Y eşittir mx tipindeki denklemlerin doğruların eğimi x'in katsayısı olan m'ydi. O zaman y eşittir x doğrusunun eğimi x'in katsayısı olan 1 olacak.
Peki eğim dediğimiz neydi? X ekseni ile pozitif yönde yaptığı alfa derecelik tanjantıydı. Doğru mu? Alfa derecelik açının tanjantı. Peki tanjantı 1 olan açı kaç dereceydi? 45. Ha, demek ki bu y eşittir. X doğrusu x eksenine 45 derecelik açı yapıyor. 15'i buradaysa demek ki buraya ne kaldı? 30 derece. Ha, bizim d doğrumuz meğerse x ekseniyle 30 derecelik açı yapan bir doğruymuş. Yani şu arkadaş, değil mi? Peki bu arkadaş nasıl elde ediliyor? Şu y eşittir x'in döndürülmesiyle. Peki üzerindeki a noktası da onunla beraber döndü, geldi buraya, a üstüne. Şimdi ben bunun neresi olduğunu nasıl anlayacağım? Şöyle anlayacağız. Orijin olan uzaklığından. A'nın orijin olan uzaklığı normalde kaç birim? 6 kök 2 birim, değil mi? Çünkü burası 6 ise burada 6. Ordinat 6, burada 6. 6, 6, 6 kök 2. O zaman döndürdüğünüzde de gene orijin olan uzaklığı kaç olacak? 6 kök 2. Orada bir değişiklik söz konusu değil. Hemen buradan bir dik gelirsem işte x ekseni olan uzaklığı. 90, 30, 60 üçgeni. Ne güzel üçgen. 90'ın karşısı 6 kök 2 ise 30'un karşısı yarısı 3 kök 2. Cevabımız D şıkkı. Dik koordinat sisteminde x eşittir 6 doğrusu ve y eksene teğet olan çemberlerin merkezleri D1. Sonra böyle bir sürü şey yazmış. Buna göre D1, D2, D3 ve D4 doğruların arasında kalan dikdörtgensel bölgenin alanı. Şimdi şu birinci cümleyi anlarsak diğerleri zaten onun benzeri, değil mi? Şimdi ne diyor birinci cümlede? Şöyle koordinat düzlemimizi bir çizelim. X eşittir 6 doğrusu. X eşittir 6 doğrusu şuydu, değil mi? X ekseni dik olan ve tam 6'dan geçen doğruydu. X eşittir 6 doğrusu ve y eksenine teğet olan çemberlerin merkezleri. Yani şunlardan bahsediyor, değil mi? Yalnız bunlardan kaç tane var? Sonsuz tane var. İşte bunların hepsinin şekli böyle olacak ama. Bunların merkezleri. Ha, bunların merkezleri arkadaşlar tam şöyle göbekten geçmez mi? Şurası 6 birim. Burası 6 birim demek, çap 6 demek değil mi? O zaman merkez kaçtan geçecek? X eşittir 3 doğrusun üzerinden, değil mi? Ha, şu arkadaş demek istiyor ki bunlar x eşittir 3 doğrusunu oluşturur. O zaman tahmin edin. X eşittir eksi 2'den geçen ve y eksene teğet olan çemberlerin merkezleri de x eşittir eksi 1'i oluşturacak, değil mi? Ha, şifreyi çözdük. Artık gerisi kolay. Şurayı temizleyelim. İzninizle. Mevzu anlaşıldı, değil mi? Anlaşılmadıysa videoyu geri alın, ha, bir daha anlatmayacağım. Y eşittir 3 doğrusu ve x eksene teğet olan çemberlerin merkezleri. O zaman bu da ne olacak arkadaşlar? Y 3 bölü 2 olacak. Çünkü yarıydı ya, 6'ya 3, eksi 2 eksi 1, 3'e 3 bölü 2. Y eşittir eksi 7 ise o zaman bu da ne olacak? Y eşittir eksi 7 bölü 2 doğrusunu oluşturacak. O zaman şimdi bunları gelip koordinat düzlemine yerleştirebilirim. Soru kolaymış ya. İlk cümleyi anlamak mesele. Orası biraz eziyet ama. Şimdi x eşittir 3. Şu arkadaş. X eşittir eksi 1. Bu arkadaş. X eşittir şey, y eşittir 3 bölü 2. Bu arkadaş. Ve y eşittir eksi 7 bölü 2. O da bu arkadaş. Ne diyor? Bu doğruların arasında kalan dikdörtgensel bölge. Şurası değil mi? İşte bunun alanını istiyor. Dikdörtgenin alanı neydi? Kısa kenar çarpı uzun kenar. Kısa kenar bakın şurası olsun. Atıyorum. Uzun kenar da burası olsun. Fark etmez. Eksi 1'den 3'e kaç birim? 4 birim. Ha, 3 bölü 2'den eksi 7 bölü 2. Ne yapacağız? Aradaki farkı bulmak için çıkartacağız, değil mi? Çıkartın. 10 bölü 2'den. Burada kaç birimmiş? 5 birim. Tutturamamışız. Burası uzun kenar. Burası kısa kenarmış. Alan istiyor. 4 kere 5, 20. Cevabımız B şıkkı. Analitik düzlemde F fonksiyonun grafiği veriliyor. Buna göre doğrularından hangileri F grafiğini en az bir noktada keser demiş. Doğruları çizeceğiz. Bakacağız kesiyor mu kesmiyor mu, değil mi? Mevzu o. Hemen bakalım. X'e 0 verin birinci doğruda. Y'si 2 oldu. Y'ye 0 verin. X'i kaç oldu? O da 2 oldu. Ha, o zaman 2'ye 2'den geçen doğru şu değil mi? Ha, bu doğruyla bizim grafik mümkün değil, kesişmez. Çünkü şu birebir ya. O zaman buralar 45-45. Bu da 2'ye 2. Buralar da 45-45. Demek ki bu arkadaş buna paralel. Paralel doğrular mümkün değil. Kesişmez. Hocam şu arkadaşla onunla zaten hiç kesişmiyor, değil mi? Diğer şu parçayla. O zaman birincisi maalesef şansını kaybetti. İkinciye bakalım.
X'e 0 verin. Y'si eksi 4. Şöyle biraz uzatalım. Şöyle olsun. Y'ye 0 verin arkadaşlar. X'i 4. O da şu değil mi? Yani şu. Çok fazla gittik. Şu arkadaş değil mi? Bakın ne oluyor? Burada kesiştiler değil mi? Dolayısıyla bu arkadaş olur. Güzel. Peki son olarak diğerine bakalım. X'e 0 verin. Y'si 4. Şöyle uzatalım. Y'si 4. Y'ye 0 verin. X'i eksi 2. O da şurası eksi 2. Şimdi bu vatandaşla acaba bu kesişir mi? Sanki bununla bu kesişiyor gibi ha. Ama böyle sanki ile soru çözülmez değil mi? Hele geometri hiç çözülmez. Peki nasıl anlayacağız? İki doğru arkadaşlar mutlaka bir yerde kesişir. Sadece iki tip doğru hariç. Nedir bunlar arkadaşlar? Birbirine paralel olan doğrular. Paralel doğrular maalesef hiçbir yerde kesişemiyorlar. Bir ömür boyu birbirlerine paralel gidiyorlar ama asla kesişmiyorlar. Ama paralel değilse mutlaka yolları bir yerde kesişiyor. Bakıyoruz. Bu arkadaş x eksenine 45 derecelik açı yapıyor. Diğer arkadaşın tanjantı ise bakın 4. 4 bölü 2'den 2. Diğer arkadaşın tanjantı 2. Ben biliyorum ki o zaman bu açı 45 değil. Çünkü tanjantı 2 olan açı 45 değil. Onu biliyorum. O zaman bunlar birbirine paralel değil. Paralel değilse mutlaka bir yerde kesişirler. Nerede? Bir yerde ama mutlaka kesişirler. O zaman bu arkadaş da aradığımız sorunun cevaplarından birisi olacaktır. Pekala 2 ve 3 E şıkkı.